kızı çok merak ediyorum doğrusu. Seni eski Aras'a döndüren, mutfağımda her şeyi karıştıran. Bırak şunu, ben yaparım, hadi. Yakında tanışacaksın. Biraz daha merak et. Peki. Anlatma, sen bilirsin. Ben annene söylerim, o nasıl olsa ağzından alır. Tamam, pes ettim. Sor ne soracaksın. Nasıl biri? Nerede tanıştınız? Nasıl aşık oldun? Gözlerine ilk baktığımda kalbim onun esiri oldu. O zamana kadar gerçekten kimseyi sevmediğimi hissettirdi bana. Seda'yı bile mi? Onu bile. Çok sevindim. Nihayet hak ettiğin mutluluğu yaşayacaksın. Hayır. Tam tersi. Beni mutsuz edeceğini biliyorum. Ama umurumda değil. Eminim kavanoz kapağı açmasını da biliyordur. Hadi oradan dalgacı. O sana aşık mı? Bilmiyorum. Önce ellerinden tutacağım. Alıp götüreceğim buradan. Hiç gitmeyi planlamadığı bir yere. Ve hiç bırakmayacağım ellerini. Bırakırsam gider. Ona döner. Uçup gider ellerinden. Tamam Merda. Bugün gelmene gerek yok. Ferda'ya geçmiş olsun dileklerimi ilet. Hoş geldiniz efendim. Ha. Biliyorsun. Bir şeye ihtiyacın olursa her zaman yanındayım. Biliyorum, sağ ol. Bebeğin babası kimmiş? Söyledi mi? Hayır, söylemedi. Anne. Bak. Senin öfkeni çok iyi anlıyorum. Ama bu bebek konusunu kimse bilmeyecek, tamam mı? Ne bitmez çilem varmış. Birazcık yüzümüz güldü, o bile haram oldu. Anne hemen telaş yapma. Halledeceğiz. Sessiz sedasız bu konu kapanacak. Nasıl kapanacak? Hangi derdimizi kapatabildik ki bunu kapatacağız? Anne sakin olup mantıklı olanı yapacağız. Hastanede bu işi bitireceğiz. Ay tövbe tövbe. Ya kabul etmezse? Başka çaresi var mı? Doğurmayı düşünmüyor herhalde. Eda'ya söylemeyelim bari. Kızın başında yeterince dert var. Tamam anneciğim. Söylemeyiz. Ne işin var burada? Dün gece neredeydin? İşim var. Yine yalan söylüyorsun değil mi? Yalan söylememi istemiyorsan soru sormazsın. Ben senin karınım Batu. Bence bu konuyu konuşmanın zamanı geldi. Ne demek bu? Olmuyor Nisa. Boşanalım. Bitsin bu iş artık. Boşanmak mı? Bu kadar basit yani. Ece geldi yine kafanı karıştırdı senin değil mi? Doğruyu söyle Batu. Saçmalama, Ece ile ne alakası var? Evliliğin ömrü bitti. Kabul et. Geldi tıkandı yürümüyor işte. Tamam. Haklısın. Bir daha soru sormayacağım. Unutalım. Ben seni çok seviyorum Batu. Boşanmak istemiyorum. Ama ben seni sevmiyorum artık. Bir arada yaşamak istemiyorum. Başka nasıl anlatılır bu? Yine ağlamaya başlama Nisa. Sıkıldım artık buraya çocuk gibi gelip ağlamandan. Thank you.
Nasılsın? İyi. Seni beklerken zaman geçmek bilmedi. Eda. Seninle buluşmak istedim. Çünkü Yağmur için endişelendiğini biliyorum. Ama buna gerek yok. O güvende. Yanında hep biri var. Merak etme. Ece mi koruyacak benim kızımı? Yine aynı yere döndük. Niye bu konuyu konuşmaktan kaçıyorsun? Bunu tartışmayacağım. Çünkü konuşacağımız daha önemli bir konu var. Dün gece Yağmur çok huzursuz oldu. Kapıda polisler, tanımadığı insanlar. Lütfen bir süre uzak dur. Uzak durayım öyle mi? Nasıl? Kızımdan ve senden nasıl uzak durabilirim? Buraya Yağmur'u konuşmaya geldim. Bize değil. Bütün gece uyumadı. Çocuk rahat değil, anlasana Eda. Hastalandı mı yoksa? Harun, onu görmek istiyorum. Sakin ol. Yağmur hasta değil. Kızımı görmek istiyorum dedim sana, anlamıyor musun? Ece yanına gidiyor zaten. Ece tabii. Kızım benim yerime onu koyuyor. Bunu görmek ne kadar acı. Senin hiç umurunda değil ama, değil mi? Onu seviyor musun? Soruma cevap ver Harun. Onu seviyor musun? Yağmur seviyor. Bu da benim için yeter. Bundan sonra aramanın da şimdi gelmenin de hiçbir değeri yok. Neden geldim ki? Biz ölsek de kalsak da senin umurunda mı? Onun için şimdi geldiğin yere gel. Olanlar yüzünden endişelisiniz biliyorum. Avukatım bu konuda çok iyidir. Davayı mutlaka kazanacak. Dava mı? Hangi dava? Anlayamam. Dün gece Harun Bey'in Yağmur'u annesine göstermediğini belgelemek için avukatım ve polislerle evine gittik. Polis mi? Evet. Tutanak için bu gerekliydi. Ama Harun Bey geri adım atınca buna şimdilik gerek kalmadı. Yani Eda kızını gördü mü? Evet. Ama eninde sonunda bu dava açılacak. Harun ve ailesinin güvenilmez insanlar olduğunu siz de söylemiştiniz değil mi? Hı hı. Merak etmeyin Cemil Bey. Torununuzu Harun'un elinden kurtaracağız. Aras Bey, bize çok yardım ettiniz. Nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Yanlış anlamayın ama bundan sonrasını biz hallederiz. Sizi daha fazla yormayalım. Benim için yorgunluk değil. Siz sıkmayın canınızı. Sağ olun. Yağmur, ben geldim. Aa, Ece geldi. Hoppa, dur yavaş. Bak neredeyse düşürüyordun bizi. Sen beni çok mu özledin yoksa bana mı öyle geliyor? Çok özledim, çok. Ne olur bir daha gitme Ece. Söz ver bana, söz mü? Sakin ol. Bir dakika aşkım. Alo. Evet benim. Buluşmak derken? Neden? Peki, geliyorum o zaman.
Hadi Yağmurcuğum, gel hediyelerimizi açalım, olur mu? Hadi bakalım. Açalım beraber. Doktordan sonra dışarıda bir şeyler yemeye ne dersin? Süper olur değil mi? Zeynep? Kızım ne oldu? Kızım! Kızımı nereye götürüyorsunuz? Bırakın! Kızım neyin var bir tanem? Tamam Sinemciğim. Tamam sakin ol. Korkma. Sakin ol. Gel canım benim. Al. Baba. Bırakma beni baba. Yanındayım kızım. Hep yanında olacağım. Tamam tatlım. Ne konuşmak istiyorsan anlat. Fazla zamanım yok. Yağmur evde beni bekliyor. Ben de onun hakkında konuşacağım zaten. Aramızda geçenleri unutmaya hazırım. Sonuçta bunca zamandır kızımın yanında oldum. Onun da seni sevdiğini biliyorum. Benden ne istediğini söylesene. Peki. Dinle o zaman. Yağmur'un bir tek annesi var. O da benim. Bunu iyice anlamanı istiyorum. Zamanı gelince ona annesi olduğumu söyleyeceğim. Bunu neden bana söylüyorsun? Konuşman gereken kişi abi. Aradan çekilmemi istiyorsun değil mi? Yağmur'la aramızdaki bağı fark ettin. Evet. Neden yapayım? Çünkü ben onun annesiyim. Öyle mi? Hastalandığında başucunda uyumadan ben bekledim. İlk adımını attığında yanında ben vardım Eda. Aşı olurken onun elini ben tuttum. Dizine dikiş atıldı, benim canım yandı. Ona yüzmeyi Harun'la beraber ben öğrettim. Babadan sonra söylediği ilk kelimenin ne olduğunu biliyor musun? Ece. Evet 9 ay onu karnında ben taşımadım. Ama 4 yıl boyunca her an, her saniye onu sevdim ben. Annesi olabilmem için yetmez mi bütün bunlar? Sence ben de hak etmiyor muyum onun annesi olmayı? Onun annesi var zaten. Evet. Onu terk eden bir annesi. Sen kızını terk ettin Eda. Onu annesiz bıraktın. Bense hep Yağmur'un yanındaydım. Ve onu asla terk etmeyeceğim. Artık şu gerçeği kabul etsen iyi olur. Yağmur beni annesi olarak görüyor. Ve Harun'la evlenmemizi istiyor. Benim de istedim. Eda, bana Harun'un telefon numarasını verir misin? Ne yapacaksın Harun'un telefon numarasını baba? Lazım. Söyle hadi. Babacığım neden istediğini söyler misin? Konuşacağım. Ne konuşacaksın baba? Gerek yok. Senin devreye girmene hiç gerek yok. Eda, sen telefon numarasını vermezsen nasıl olsa bulurum ben Harun'u. Hadi, şimdi söyle, uğraştırma beni. Hoş geldin. İyi ki de geldin. Ben de bilançoları inceliyordum. Şirket tarihinin en yüksek cirosuna ulaştı. Kimse tutamaz bizi artık. Melda'nın şirketteki işine son veriyoruz. Hemen kararı kendisine söyle. Neden? Durup dururken nereden çıktı şimdi? Melda Harun'la görüşüyor. Ben de bundan hoşlanmıyorum. Hemen ilişkisini kesin. Acele karar vermeyelim. Aile içindeki sorunları biliyorsun. Mecbur kaldığı için görüşüyor olabilir. Ayrıca Melda'nın şirket için yaptıkları ortada. Şu bilançodaki payını inkar edemeyiz.
Arslanlılar döneminde çalışan kimseyi bu şirket çatısı altında istemiyorum. İsterse şirketi 5 katına çıkarmış olsun. Peki ya Burak? O hala ailenin içinde. Onunla ben ilgileneceğim. Canım benim, sağ ol. Sen de işinden gücünden oldun bugün benim yüzümden. Sen iyi ol, iş önemli değil. Abla, bebek konusunda anlaştık değil mi? Hastanede acele karar vermek istemedin. Ama başka çaremiz yok. Üzerime gelme. Bu konuda konuşmak istemiyorum. Bir annenin bebeğini aldırması kolay bir şey değil. Abla, bunun bedelini hem biz hem de başkaları öder. Adamın haberi var mı? Beni yalnız bırak. İkna oldun mu? Hayır. Ne yaparız kızım o zaman? Bilmiyorum anne. Yeni bir felaketi başımıza sarma. Melda'nın dediğini yap. Hem kızıyorum hem üzülüyorum. Dayanacak gücüm kalmadı. Artık tükendim. Canıma yettiniz hepiniz. Üzülme anne. Hani derler ya her şerde bir hayır vardır diye. Belki bu da babamın dövmesine vesile olur. Senin aklın da başından gitmiş. Babanın bizi neden terk ettiğini bir düşün bakalım. Yine mi yalanlara başlayacağız? O yalanlar değil miydi bizi bu hale getiren? Dediğiniz gibi Kenan Atakan'ın avukatını sürekli takip ediyoruz. Dosyada dakika dakika neler yaptığı, nerelere gittiği, kimlerle görüştüğü yazılı. Kenan Atakan'la da görüşmüş mü? Hayır. Birkaç kişi üzerinde durduk. Ama Kenan Atakan olmadıkları anlaşıldı. Telefon kayıtlarında da yok. Güvenli bir hattan konuşuyorlardır. Biz avukatı izlemeye devam edeceğiz. Affedersiniz Harun Bey. Cemil Güler adında bir bey sizinle görüşmek istiyor. Görüşmeyeceksiniz değil mi? Al içeri. Bizi yalnız bırak. Merhaba Cemil Bey. Buraya muhabbete gelmedin. Sen kızlarıma ve aileme büyük zararlar verdin. Düzenimizi bozdun. Hepimizin hata yapmasına neden oldun. Seni hiçbir zaman affetmeyeceğim. Kızıma herkes çok acı çektirdi. En çok da ben. Ama bundan sonra kimsenin onu üzmesine izin vermeyeceğim. Özellikle de senin. Bakın, ben Eda'ya acı çektirmek istemiyorum. Sadece kızımı koruyorum. Annesinden mi koruyorsun? Kızını dünyaya getirmek için her şeyi göze alan annesinden. Bak evlat. Hatanın en büyüğünü yıllar önce ben yaptım. Hep doğruyu bildim sandım. Ama hayat yanıldığımı bir tokat gibi vurdu. Sana tavsiyem. Yanlış yapma. Senin yiyeceğin tokat çok daha büyük olabilir. Hanımefendi yardımcı olabilir miyim? Harun Bey'in yakınıyım.
Nilüfer Hanım tanır beni. Biraz bekleyin lütfen. Bu bayan Harun Bey'in yakını olduğunu söylüyor. Tanıyor musunuz? Yağmur nasıl Nilüfer, hasta mı? Onu çok merak ettim. Hayır, gayet iyi. Kızımı görmek istiyorum. Onun iyi olduğundan emin olmam lazım. Eda Hanım, lütfen. Biliyorsunuz. Merak etme, fazla kalmayacağım. Lütfen. Harun Bey'e haber vermem gerekiyor. Biliyorsunuz değil mi? Biliyorum. Bak, bunu senin için aldım. Aç bakalım, beğenecek misin? İstemem. Elbiseni hiç beğenmedim zaten. Yağmurum, ne oldu? Bana niye kızgınsın? Bana yağmurum deme. Neden? Anne bana yağmurum dermiş, sen deme. Ben adamda oynayacağım. Eda Hanım ne yapsın? Alıştığı her şey birden değişti. Yeni bir ülke, bir sürü insan. Anlamak lazım, küçücük daha. Haklısın. Zamana ihtiyacı var tabii. Bunları süte bandırarak yemeye bayılıyor. Siz götürün isterseniz. Sağ ol. Eda'yı eskiden seviyordum ama artık sevmiyorum. Biliyor musun babam ne yaptı? Neden geldik ki buraya? Burayı sevmiyorum. Keşke Londra'da kalsaydık değil mi? Sen, ben, babam, bir de Ece. Babam Ece ile evlenirse yine dönürüz İngiltere'ye değil mi? Of, çok sıkıcı burası. Yağmurcuğum. Sana kurabiye ile süt getirdim. Biliyor musun? Benim de sana çok benzeyen bir kızım var. Şimdi çok uzaklarda, çok da yakın. Kızım minicik bir bebekken elimi göğsüne koyup kalbini hissederdim. Kalp atışlarını duyardım. Şimdi ne zaman kızımı özlesem elimi kalbime koyarım. Kalbimin sesini elimde hissettikçe kızıma dokunur gibi oldum. Sen de anneni özlediğinde elini kalbine koy. Anneler çocuklarının kalbinde yaşarlar çünkü. İşte Yağmurcuğum, kızımı çok özlediğim için kalbim acıyor benim. Bir tek senin yanında mutlu oluyorum. Sana dokunmak, sarılmak, kokunu içime çekmek. Bir tek bunlar bana kızımın acısını unutturuyor. Ne olur bana küsme. Seni üzmemek için her şeyi yaparım ben. Ne istersen. Yeter ki beni terk etme, arkadaşım. Müzik
Yağmur'un yanında. Tamam efendim. Kızım beni sevmiyor. Belki de hiçbir zaman sevmeyecek. Senin yüzünden, anlıyor musun? Senin yüzünden. Mutlu musun ha? Mutlu musun? İntikamını alıyorsun benden. Geçmişte yaptığım bütün hataların, benim Yağmur'u senden sakladığım günlerin intikamı bu değil mi? Eda bak. İstediğin oldu işte. Sen kazandın. Benim için her şey şimdi bitti. Dinle beni Eda. Zinem nasıl? Uyudu mu? Hı-hı. Nihayet. Gece gündüz kabuslarla uğraşmaktan bitap düştü yavrum. O adamı öldürebilirim. Zinem'in bütün psikolojisini bozdu. Babanın yüzünden. Hala Kenan'ın istediğini yapmadı. Babanın yaptıklarının cezasını biz çekiyoruz. Ya? O adam durmayacak Işıl. Hepimizi mezara koymadan rahat etmeyecek. Biliyorum. Babam da biliyor. Ama Harun asla bize zarar vermesine izin vermez. Bırak Allah aşkına ya. Önce kendi hayatına baksın. Beyefendi her şeyi yoluna koydu da sıra bize yardım etmeye geldi. Öyle mi? He. Alo. Efendim Aras Bey. Tabii tabii hemen geliyorum. Yarım saate kadar oradayım. Acilen şirkete çağırıyor. Ses tonu hiç beğenmedim. Ben gidiyorum. Baba, sen niye kalktın? Doktor dinlenmen gerektiğini söylemedi mi? İşim var. Ne işin var baba? Ay hepiniz delirtecek misiniz beni? Annen aradı, beni çağırıyor. Annem mi aradı? Hizmetçiye o kadar tembih ettim, rahatsız etmeyin dedim. Tutup telefonu sana mı getirdi? Tamam, uzatma. Gidiyorum ben. Baba, yorulmaman lazım. Çocuk gibi inat ediyorsun. Uzatma dedim, hadi.